Herkese merhaba. Asus 2015 yılına Zenfone 2 ile giriş yapmıştı. CES 2015'te tanıtılan Zenfone 2, geçen yıl çıkarılan Zenfone ailesinin devamı niteliğinde bir akıllı telefon. Geçen yıl Zenfone 4, Zenfone 5 ve Zenfone 6 modellerini görmüştük. Asus bu telefonlarla giriş ve orta segmentteki kullanıcıları hedeflemişti. Ancak bu yıl gördüğümüz Zenfone 2 biraz da orta ve orta üst segmentteki kullanıcıları hedefliyor gibi görünüyor. Zenfone 2'nin tasarımına baktığımızda geçenki telefonlara göre biraz daha üstün kaliteye sahip gibi duruyor. Ancak yine de o telefonun havasını bünyesinde barındırıyor. Yani karşımızda orta sınıf, daha çok orta sınıf bir telefon görünümünde o hissi veren, kaliteyi veren bir telefon duruyor. Asus Zenfone 2 genel olarak plastikten örtülmüş, plastikten yapılmış bir akıllı telefon ve biraz kaba, hantal durduğunu söylemek gerekiyor. 5.5 inç ekran var ve bu 5.5 inç ekranın altında, etrafında bulunan alanda hatırı sayılır derecede büyük. Bu da telefonu elde tutarken biraz zorlanmanıza neden olabilir, ancak telefonun hafif kavisli yapılan arka plakası sayesinde bu telefonu elde tutmak nispeten biraz daha kolaylaşıyor. Elde tutarken biraz daha rahat ediyorsunuz. Eğer büyük ellere sahipseniz de Asus Zenfone 2'nin 5.5 inç ekranın büyük bir kısmına rahatlıkla erişmeniz de mümkün oluyor. Asus Zenfone 2'nin farklı konfigürasyonları var. Türkiye'de ZE551 ML kodlu modelleri satılıyor. Bu modelin de farklı konfigürasyonları var. Elimizde 32 GB dahili hafızalı 4 GB RAM'li ve Intel Atom Z3580 2.3 GHz çalışma frekansına sahip model bulunuyor. Bu modelde 1920x1080 piksel 5.5 inç ekran bulunuyor. Bu ekran 403 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip ve gerçekten keskin görüntüler sunuyor Asus Zenfone 2 kullanıcılarına. Ekranın parlaklık aralığı fazla yüksek değil, ancak güneş altında yeterli bir görüş sunduğunu söyleyebiliriz. IPS olduğu için görüş açıları iyi. Belli bir açıdan baktığınızda bile ekrandaki yazıların, renklerin fazla bozulmadığını görebilirsiniz. Asus renk ayarları, renk dengesi konusunda da çeşitli seçenekler sunuyor. Örneğin parlaklık konusunda aynı imkanlar sunuyor. Böylelikle Zenfone 2'nin ekranı pili çok daha idareli şekilde kullanılıyor. Gördüğünüz hızlı ayarlar içerisinde bir seçenek var. Canlı mod, okuma modu ve dengelenmiş mod seçenekleri var. Böylelikle Asus Zenfone 2'nin ekranı farklı senaryolarda kullanma şekilde ayarlayabilirsiniz. Örneğin dışarıdaysanız canlı modu kullanabilirsiniz. İçerideyseniz dengelenmiş mod sizler için yeterli olacaktır. Gece vakti kitap okuyorsanız okuma modu sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunun dışında Asus Zenfone 2'nin tasarımına baktığımızda plastikten yapılmış bir telefon olduğunu söylemiştik. Arka kapak çıkarılıyor. Arka kapağı çıkarmak biraz zahmetli, doğrusunu söylemek gerekirse biraz güç uygulamanız gerekiyor. Çektiğinizde karşınıza Asus Zenfone 2'nin pili çıkıyor. Pil sabit, 3000 mAh kapasiteli bir pil var. Pili görüyorsunuz, ancak değiştirmeniz söz konusu değil. Asus Zenfone 2'de 2 adet sim kart yuvası var. Bu sim kart yuvalarından birincisi 3G ve LTE desteğine, 4G desteğine sahip veri bağlantısı için kullanılabiliyor. Ancak ikinci sim kart yuvası sadece 2G desteğine sahip. Bu da daha çok telefon görüşmeleri ve SMS için kullanacağınız anlamına geliyor. Bunun dışında microSD kart yuvası var. 32 GB'lık dahili hafızanın üzerine ek depolama alanı bu şekilde sağlanabilir. Kırmızı renkli metalik görünüme sahip, fırçalanmış metal görünümü. Arka kapağı kapattıktan sonra tekrar devam edelim arka bölüme bakmaya. 13 megapiksel kamera var. LG'nin telefonlarında gördüğümüz şekilde arkaya ses tuşları yerleştirilmiş, ancak güç butonunun üstte yer aldığını görürüz. Bu güç butonunun üstte yerleştirilmesi biraz ergonomik açıdan sorun teşkil ediyor. Kullanışlılığı biraz olsun azaltıyor. 3.5 mm kulaklık şakı hemen güç butonunun yanında görürüz. Diğer tarafta da mikrofon yer alıyor. Alta baktığımızda micro USB portunu görürüz ve hemen onun yanında da mikrofon yer alıyor. Sağda veya solda herhangi giriş çıkış tuş görmüyoruz. Bu şekilde bir yerleşim söz konusu. Önde 5 megapiksel kamera var Asus Zenfone 2'de. Bu şekilde de bir dizilim var Asus Zenfone 2'de. Ekran altında gördüğünüz gibi kapasitif otomatik navigasyon tuşları var. Ana ekranda veya diğer kısımlarda navigasyon için herhangi bir kısa yolun ayrılmadığını görüyoruz kullanıcı arayüzü içerisinde. Asus Zenfone 2'de Intel Atom Z3580 işlemci bulunuyor. 4 çekirdekli bu işlemci 2.3 GHz'lik maksimum çalışma frekansına sahip. Genel olarak iyi bir performans sunuyor. Zen UI kullanıcı arayüzünde gezinti oldukça seri şekilde yapılabiliyor. Aynı zamanda uygulamanın açılmaları konusunda da herhangi bir sıkıntı yok. Oyun oynama veya internette gezinme, video izleme, bu gibi konularda
Z3580 işlemci gayet iyi. Isınma konusunda da çok yüksek değerle çıkmadığını, makul aralıklarda gezindiğini söyleyebiliriz. Kullanıcı arayüzüne baktığımızda Zen UI kullanıcı arayüzünü görürüz. Android 5.0 Lollipop'un üstünde Zen UI kullanıcı arayüzü epey yoğun özelleştirmelere sahip. Ancak bununla birlikte Material Design'ın Google'ın Android 5.0 Lollipop'la birlikte sunduğu tasarım dilinin etkilerini de görüyoruz. Asus uygulama konusunda bir hayli cömert davranmış, birçok uygulama yüklü olarak geliyor. İsterseniz bu uygulamaları kaldırabilirsiniz, ancak kaldırmadan önce işinize yarayan uygulamaların olup olmadığına bakmanız yararlı olacaktır. Google Play Store'dan birçok uygulamayı indirebilirsiniz. Bunun dışında ana ekranda özelleştirmeler yapabilirsiniz. Çeşitli bileşenleri ekleyebilirsiniz, kısa yolları ekleyebilirsiniz. Bir hayli fazla seçenek bulunuyor bu noktada. Bunun dışında yine ana ekran sayfalarını düzenleyebilir, duvar kağıtlarını değiştirebilir. İkonları değiştirebilirsiniz. Asus'un sunduğu veya Google Play'den indirebileceğiniz çeşitli ikon paketleri bulunuyor. Bunun dışında yine temaları değiştirebilirsiniz. Asus'un sunmuş olduğu çeşitli temalar var ve internet üzerinden indirebileceğiniz çeşitli temalar da Zenfone 2'de mevcut. Bunun dışında ek olarak çeşitli kaydırma efektleri var. Ana ekran kaydırma efektini değiştirebilirsiniz. İsteğinize göre farklı kaydırma efektlerini kullanabilirsiniz. Bu noktada da Asus kullanıcılarına epey bir özelleştirme imkanı sunuyor. Sistem ayarlarını buradan hızlı şekilde atlayabilir ve gördüğünüz gibi gayet okunaklı, kullanışlı, kullanıcı ayarlarında rahatlıkla gezinebilirsiniz. Kamera tarafına baktığımızda söylediğimiz gibi 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera var. Kamera uygulaması da gördüğünüz gibi bu da özelleştirilmiş bir kamera uygulaması ve çekimlerde işleri kolaylaştırıyor. Kamera basit bir kamera aslında. Optik görüntü sabitleme yok, otomatik odaklama ve LED flash gibi özellikler var. Modlar konusunda bir hayli zengin, görmüş olduğunuz gibi farklı modlar var. Bunun yanı sıra otomatik mod çoğu zaman işinizi görecektir. Fotoğraf ve video çekim tuşları aynı ekranda bulunuyor. Bu da çekim biraz daha kolaylaştırıyor. Full HD video kaydı yapabilirsiniz. Bunun dışında yine fotoğrafa geldiğimizde de fotoğrafları da 4'e 3 görüntü formatında 13 megapiksel, 16'ya 9 çekiyorsanız 10 megapiksellik fotoğraflar çekebilirsiniz. Öndeki 5 megapiksel kamera, çeşitli araçlar mevcut bunun içinde. Gördüğünüz gibi hızlı çekim modu var, geri sayım modu var. Yapmanız gereken deklanşör tuşunu ortaya sürüklemek ve daha sonra çekimi gerçekleştirmek. Yine ön kamera içinde çeşitli çekim modlarının bulunduğunu görüyoruz. Yani Asus Zenfone 2 kamera deneyimi tarafında da kullanıcılara epey tatmin edici bir deneyim sunuyor gibi görünüyor. Asus Zenfone 2 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.